Merhabalar. 2020 Eylül ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakacağız. Eylül ayının en önemli gezegen hareketi Mars'ın geri gitmeye başlaması. 11 Eylül'de Mars geri gitmeye başlayacak ve 13 Kasım'a kadar bu hareketini devam ettirecek. Tabii geri hareket bizim dünyadan algıladığımız şekliyle hiçbir zaman hiçbir gezegen geriye gitmez ama yörüngesinde yavaşladığı için, güneşten en uzak hale geldiği için biz dünyadan baktığımız zaman onu sanki geri gidiyormuş gibi algılarız. Mars Koç burcuna 28 Haziran'da girmişti. Yaklaşık olarak bir burçta 2 ay kalıyor Mars, fakat geri hareketteyken 6 aylık bazen bir süreyle bir burçta kalabiliyor. Bu yılda geri hareketinden dolayı yaklaşık 6 ay Koç burcunda kalacak Mars. Ve dediğim gibi 11 Eylül ile 13 Kasım arasında da geri gidecek. Bu geri hareket neden önemli? Tabii ki bütün gezegenlerin geri gitmesi önemli. Fakat bu süreçte diğer gezegenlerle yaptığı açılardan ve o açıların hayatımıza getirdiği olaylar dolayısıyla önemli. Mars ileri giderken Jüpiter, Plüto ve Satürn'le Ağustos ayında 3 defa kare açı yaptı. Ve Mars'ın bu gezegenlerle yaptığı açılar, Mars kötücül diye tabir ettiğimiz bir gezegen ve hayatımıza olumsuz şeyler getirdiği düşünülüyor. Kaza, bela, işte savaş, mücadele, zorbalık gibi hayatımızı zorlaştıran konuları hayatımıza sokuyor. Ve Jüpiter'le yaptığı karede 4 Ağustos'ta biz Mars-Jüpiter karesi, Jüpiter Oğlak'tayken, Mars Koç'tayken ilk karesinde, ilk açısında Beyrut'taki patlamayı deneyimlemiştik. Yani böyle düşünmek lazım. Jüpiter büyütücü bir etki, Mars ateşleme, Koç'taki Mars ateşleme etkisi ve dolayısıyla beklenmedik bir şekilde o kare açıyla çok büyük etkisi olan bir patlamayı deneyimledik. Tabii patlamanın büyüklüğü değil burada önemli olan, toplumsal sonuçları. Ne oldu? Uzun zamandır söylediğimiz gibi bu Oğlak temalarındaki dönüşüm hareketi de tetiklenmiş oldu böylelikle ve o patlamadan sonra insanlar Beyrut'taki, Lübnan'daki halk yönetime karşı, hükümete karşı tavırlarını, tepkilerini dile getirmeye başladılar. Dolayısıyla idari modellerdeki dönüşme baskısını uygulamaya başladılar ve bu hareket, bu olgu harekete geçmiş oldu. Bu yüzden önemli Mars'la, şu anda Koç'taki Mars'la Oğlak'taki Jüpiter, Satürn ve Plüto'nun Plüto kavuşumunun yaptığı açılar bu açıdan önemli. Çünkü Oğlak temalarıyla ilgili bizim hayatımızda bir takım şeyler değişecek, dönüşecek diyorduk uzun zamandan beri. Bu da neydi? Yönetim biçimleriydi. Toplumsal hayatı düzenleme biçimleriydi, kurallara uymaktı. Bu konular değişecekti, yeni bir toplumsal düzen, yeni bir modele evrilecekti. Ve Mars'ın yaptığı bu açıyla şimdi o evrilme süreci hızlanmış, ateş yakılmış oldu. Şimdi bu geri harekette, Ağustos ayında bu üç gezegenle yaptığı, Jüpiter'le yaptığı, Satürn'le, Plüto'yla yaptığı kare açısını ve gördük. Türkiye açısından baktığımız zaman da bizim meydanlar, alanlarla ilgili Türkiye'nin haritasındaki kısım etkilenmişti ve gerçekten meydanlar çok hareketliydi. Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kadınların özellikle meydanlara dökülmesi. Zaten toplumu düzenlemeye yönelik güvenlik güçlerinin meydanlardaki icraatları zaten gündemimizde, bu koronavirüsle ilgili ve aynı zamanda bu Mars bizim tepe noktamızda, 10. evimizde, iktidarı temsil eden alanda orada bir takım hareketlilikler olduğunu da gözlemlemiştik.
Şimdi geri giden Mars'la bu açılar tekrarlanacak. Onu şöyle haritada da göstereyim. Mars burada. Jüpiter Oğlak Burcu'nda. Plüto onun yanında ve Satürn. Yani Mars bu Oğlak Burcu'ndaki stelyumu, üç gezegenin birleşmesini harekete geçiriyor. Daha önceki videolarda bu Oğlak Burcu'ndaki kavuşumların, yığılmaların ne anlama geldiğini söylemiştim. Dediğim gibi toplumsal düzendeki bir dönüşüm ve Mars onu tetikliyor demiştik. Geri giderken yine aynı açıları yapacak ama geri gitme hareketi bir gezegenin fonksiyonlarının bozulduğunu temsil eder. Doğru düzgün çalışmadığını ve enerjinin içe döndüğünü temsil eder. Dolayısıyla aslında bu Mars'ın kötücül özelliği fonksiyon bozulduğuna göre daha da yıkıcı bir şekle bürünebilir anlamına da geliyor bu. Tabii böyle söylediğimiz zaman hani tabii korkunç şeyler söylüyormuşuz gibi algılanıyor her zaman. Ama yumuşak açılarda üçgen, altmışlık gibi zaten olaylar olduğu haliyle devam eder. Kare ve karşıt ya da kavuşum açılarında yeni bir hareket başlar. Yeni bir olduğumuz halin dışında bir şeyler yaşayacağımız anlamına gelir. O yüzden biz daha çok kare, karşıt ve kavuşum açılarını yorumladığımız için sanki her zaman böyle başımıza büyük olaylar, hep kötülükler geliyormuş gibi algılanıyor. Ama 60'lık ve 120'lik açılarda dediğim gibi her şey normal seyrinde olduğu haliyle devam ettiği için çok fazla gündeme gelmiyor. Astrologlar açısından çok fazla yorumlanmıyor o açılar. Şimdi geri hareket dedik, fonksiyonlar bozuluyor dedik ve Mars kötücül bir gezegen dedik, Koç burcunda da güçlü. Güçlü olması tabii ki güçlü bir şekilde bu kötücül enerjisini hayatımıza getireceği zorlukları daha fazla, daha sağlam bir şekilde getirdiği anlamına geliyor. Geri giderken bozulması da aynı şekilde güçlü bir şekilde hayatımızda göreceğiz anlamına geliyor. Hem geri gidiyor, hem güçlü, hem kötücül. Satürn kötücül bir gezegen, Plüto yıkıcı bir gezegen. Jüpiter'de iyicil bir gezegen olmasına rağmen Oğlak Burcu'nda düşük konumda o güzel enerjisini, iyilik enerjisini, olumlu etkisini gösterebilecek güçte değil. Dolayısıyla biz 2020'nin zaten koronavirüs vasıtasıyla çok yoğun bir şekilde yaşadığımız hem ekonomik hem sağlık hem toplumsal düzen anlamındaki bütün zorluklarını fazlasıyla göreceğiz. Fakat Eylül ayında Mars bir süreliğine bu kare açıyı yapmıyor. Ekim, Kasım ve Aralık'ta tam net açısını yapacak. Eylül ayı nispeten en son 29 Ağustos'ta Satürn'le bir kare açı yaptıktan sonra 11 Eylül'de geri gitmeye başlayacak ve bu geri gitme sürecinin ilk başlarında bir kesin açısı yok ama tabii ki etkilerini yine de hissedeceğiz. Mars geri giderken biz ne yapacağız? Şimdi bu toplumsal olaylardan bahsettik. Onları biz tabii ki haberlerde de görüyoruz. İşte ekonomistler de söylüyor, siyasetçiler de söylüyor. İşte hava olaylarıyla ilgili meteoroloji uzmanları söylüyor filan. Bütün bunları işte orman yangınlarına dikkat edilmesi gerektiğini, rüzgarlar olduğunu filan. Tabii ki diğer bilim dallarındaki uzman kişiler de söylüyorlar. Biz de astrologlar olarak tahminlerde bulunuyoruz. Peki biz kendi hayatımızda bu açılarla nasıl başa çıkacağız? Bizi ilgilendiren kısmı tabii ki bizim haritamızı nasıl etkiliyor? Elbette ki bu olaylara şahit olduğumuz zaman tabii ki üzülüyoruz. İşte İstanbul Sözleşmesi mesela bunun tipik bir yansımasıydı. Mars, Satürn, Mars, Plüto arasındaki açılar
cinsel şiddetle ilgili, zor kullanmakla ilgili açı ve bu konu çok gündemdeydi. Bunları gördük, şahit olduk. Tahminlerimiz, bütün astrolog arkadaşlarımızın söylediği gibi tahminlerimiz çıkıyor. Ama biz kendi haritamızda ne yapacağız? Yani biz nasıl etkileniyoruz? Hayatımıza bu gezegenlerin gönderdiği enerjileri nasıl katacağız? Bizim de tabii ki Koç burcunun düştüğü alanımız, Oğlak burcunun düştüğü alanımız etkileniyor. Dolayısıyla biz bir gezegen burç değiştirdiyse ya da hangi burca girdiyse, Koç diyelim ki Mars Koç'tayken, biz haritamızdaki Koç'u doğru düzgün kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bize lazım olan şimdi iyi bir Koç olmak. Ve Koç'un özellikleri, olumlu olumsuz özellikleri arasındaki dengeyi kurmak. Cesaret, olumlu özellikleri, Koç'un atılganlık, mertlik, dürüstlük, liderlik özellikleri. Fakat bunu şöyle düşünmek lazım. Bunlar olumlu özellikler. Ama Mars demiştik kötücül bir gezegen ve Koç'ta da güçlü demiştik. Diyelim ki bir yangından bahsediliyor. Mars Jüpiter çok büyük bir patlama getirdi. Yangın çıktı. Keza orman yangını haberlerini de zaten duyuyoruz. Burada İşin içinde Koç var ve bu yangını çıkaran kişi ya da güç diyelim ki Mars'la ve Koç burcuyla temsil ediliyor. Ama aynı zamanda bu yangını söndüren kişi de, kahraman da Mars ve Koç burcuyla temsil ediliyor. Dolayısıyla biz hayatımızdaki Koçumuzu, yangını çıkaran, o öfkeli, her şeyi yakıp yıkan, saldırgan bir güç olarak mı kullanıyoruz, yoksa yangını söndüren bir kahraman, oradaki güçsüz kişileri yangının içinden kurtaran kişi olarak mı kullanıyoruz? Yani ikisi de Koç, ikisi de Mars. Dolayısıyla hani şöyle bir şey vardır, aynı gün doğan insanların neden kaderleri aynı değil? Bununla ilgili bir sürü makaleler, araştırmalar var. Hatta astrolojiyi karalamaya yönelik şeyler de buradan yola çıkarak yazılıyor. İşte aynı gün doğan insanların kaderleri niye aynı değil? Yani o Mars'ını itfaiyeci olarak da kullanabilir bir insan. Yangını çıkaran bir hain olarak da kullanabilir. Seçim bize kalmış. O yüzden bizim kaderlerimiz aynı değil. Bir Mars gerilemesinden konu nerelere geldi? Şimdi Mars gerilemesinde dediğim gibi bu açıları tekrar yaşayacağız ve burada Mars'ın olumsuz özelliklerinin daha fazla. Demin sağlıklı yönlerini saymıştım. Mars'ın geri giderken özellikle daha çok gösterme, ortaya çıkma ihtimali olan Koç burcu özellikleri de şöyle söyleyebiliriz. Korkaklık, namertlik, haince saldırı, sinsice yaklaşmak. Yani Koç'un mertlik özelliğinin karşısında, dürüstlük özelliğinin karşısında namertçe savaşmak gibi. Dolayısıyla bizim şimdi ileri hareketteyken Koç yaşadığımız olaylar ya pusuda bekliyor olacak, ileri hareket ettiğinde güçlü bir şekilde ortaya çıkacak yahut da sinsice hayatımızda ortaya çıkacak olaylar olacak. Mars erkek figürlerini temsil ediyor. Geri hareketinde bizim baktığımız zaman hem erkek figürleri hem de erkeksi özellikleri temsil ediyor Mars gezegeni. Dolayısıyla işte savaşma özelliği, erkeklere atfedilen mücadele özelliği, kurtarma, kahramanlık özelliği gibi konularda dolayısıyla engellenmeler, bu özellikleri ortaya çıkarmakta güçlükler ortaya çıkacak. Diyelim ki o esnada gene bir patlama, yangın, felaketle uğraşırken bunların kolaylıkla halledilememesi, düzeltilememesi, bunlarla mücadele edilememesi gibi durumlar ortaya çıkacak. Yani o felaketlerin belki tabii bu boyutu büyüyebilir,
dediğim gibi Mars'ın kötücül ve zarar verici özelliğinin daha da bozularak hayatımıza girmesiyle. Yahut da Mars ileri hareket etmekle ilgili bir gezegen, Koç burcunda öncü bir gezegen. Kendimizin bir şeye başlayamadığını hissettiğimiz zamanlar olacak bunlar. Hareketimiz engelleniyor, kısıtlanıyor, gidemiyoruz ileri. Mars çünkü geri gidiyor. Bir projeye başlamak istiyorsak tabii ki engellerle karşılaşacağız. Özellikle Satürn'e kare yaptığı zamanlarda hem Mars geri gidiyor hem de Satürn engelleme ile ilgili bir gezegen. Bu süreçte bir işe başlamak mümkün olmayacak, işin ileri gitmediğini göreceğiz, yerimizde saydığımızı göreceğiz ve dolayısıyla bir öfke birikmesi. Satürn'de öfkemizi vuramadığımız için içimize yönelttiğimiz bir öfke. Dolayısıyla Mars gerilemesinde, Koç burcundaki Mars gerilemesinde bizim en çok işimize yarayacak olan şey öfkemizi nasıl kontrol edebiliyoruz? Tabii ki herkesin haritasındaki Mars'ına göre bu ayrıca değerlendirilmesi gerekir ama gökyüzünde şu anda biz nasıl savaşıyoruz? Öfkemizi nasıl gösteriyoruz? Nasıl mücadele ediyoruz? Başımıza gelen kaza belaları nasıl def ediyoruz? Onları gözden geçirmemiz lazım. İyi bir savaşçı mıyız? Çünkü bizim zaten Koç alanımıza düşüyor bu Mars ve savaşçılık özelliğimiz yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Demin dediğim gibi mert miyiz, işte namert miyiz, cesur muyuz, korkak mıyız? Bunlara bir bakmamız gerekiyor. Tabii Mars geri giderken de çok fazla böyle heyecanla ileri atılmaya çalışmamak. Dediğim gibi biz bir işi bir işe nasıl başlayabiliriz? Onları gözden geçirmek, onlarla ilgili plan yapmak daha bizim için iyi olabilir. Zaten dediğim gibi başlayamayacağız da. Ama bu başlayamamaktan dolayı öfkelenmek yerine, sinirlenmek yerine, işlerim geri gitti, aksadı, işte yavaşladı demek yerine, bir şekilde öfke biriktirmek yerine öfkeyle biz nasıl başa çıkıyoruz? Bunu gözden geçirmemiz lazım. Çünkü gökyüzünde uzunca bir süre öfke, sinirlilik, saldırganlık enerjisi hakim olacak. Dolayısıyla öfkeyi kontrol edebilen, bu ortaya çıkacak olaylarda kendi gücünü, kendi enerjisini kontrol edebilenler ayakta kalacak, hayatta kalacak anlamına geliyor. Bu tarihlere baktığımız zaman Mars geri giderken 9 Ekim'de Plüto ile kare yapacak ve 19 Ekim'de de tekrar Jüpiter ile kare yapacak. Dolayısıyla bu Ağustos ayında yaptığı kare açıların benzer temalarını gene hayatımıza getirecek ve ileri giderken Kasım ve Aralık aylarında da yapacak bu açıları. Dolayısıyla bu geri hareketteyken yaptığı, yaşadığımız olaylarda biz bir içe çekilip biz bir kaza belayla nasıl baş ediyoruz, nasıl uğraşıyoruz diye gözden geçirmemiz o anlamda iyi olur. Tabii geri hareketler her zaman geçmişten gelen şeyleri temsil eder. Mars erkek figürlerini temsil ettiği için dolayısıyla geçmişinizde kapatılmamış hesabı olan bir kişinin, bir erkeğin tekrar karşınıza çıkması ve onunla hesabınızı kapatmanız gibi konular söz konusu olabilir. Dediğim gibi o zaman yarım kalmış, eksik kalmış şeyleri tamamlamak üzere bu geri hareketler bizim hayatımıza girer. Derece olarak baktığımız zaman 28 derecede Mars başlayacak geri hareketine ve 15 dereceye kadar gidecek. Yani Koç, Terazi, özellikle Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarının 10 derecesiyle 30 derecesi arasında gezegen ve burçları olanlar daha güçlü bir şekilde etkilenecekler bu gerilemeden. Tabii sonra ileri gittiği zaman devam edecek bu dereceler. Ama burç olarak baktığımız zaman da Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçları daha güçlü bir şekilde etki alacaklar. Umarım
Gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.